O gece ilk duyurulduğunda mutluydum. Çünkü gerçekten süper bir fikir. Değil mi? Roblox'taki bütün avatar aksesuarlarını Roblox kendisi yapıyor. Yani doğal olarak seçenekler kısıtlı oluyor. Fikir dolu bir sürü insan gelip kataloğa tonlarca ürün katacak sonuçta. Kataloğun çok daha süper bir yer olacağını düşünüyorum. Ne sorun olabilir ki? Sanırım ben olmuşum. Başlıktan dolayı bazılarınız UGC kataloğu mahvetmedi, aksine süper bir yer yaptı diyebilir. Evet, bir yere kadar ben de aynı düşüncelerdeydim. Ama artık gerçekten akıl almaz bir duruma geldi. Videoyu iyi izleyin, bana hak vereceksiniz diye umuyorum. Belki de şu an bazılarınız UGC'nin ne olduğunu bilmiyor. O zaman bir açıklayalım, neyin nesiymiş bu UGC. Geçmeden önce unutmadan söyleyeyim, videoyu beğenirseniz mutlaka bir like atın. Gerçekten düşündüğünüzden daha çok yardımcı oluyor. İsterseniz abone de olabilirsiniz ve teşekkürler. Videoya dönelim. Nerede kalmıştık? Ha evet. UGC neydi? UGC bir kısaltma ve açılımı User Generated Catalog. Türkçesi ise kullanıcılar tarafından oluşturulan katalog. Bu kullanıcılar tarafından oluşturulan katalogda adı üstünde ürünler Roblox değil, diğer oyuncular üretiyor ve satışa koyuyor. Eşyaları üretenler bundan para da kazanıyorlar. Ancak bu para kazanma kısmında Roblox'a başından beri kızdığım bir durum var. Roblox bu kazanılan Robux'un %70'ini alıyor, yani yapımcılara %30 gibi minik bir miktar kalıyor. UGC sektöründe yine para kazanılıyor ama %70 gerçekten hırsızlık. UGC aslında bundan ibaret. Ancak ne zamandan beri bizimle? Ve ne zaman eski değerini kaybetti? Gelin bakalım. Kaynaklara göre UGC hakkında bilgi sahibi olduğumuz ilk zamanlar ta RDC 2015'e kadar gidiyor. RDC Roblox developerlarının buluştuğu ve Roblox'un adminlerinin bu developerlara ve aynı zamanda bize yeni özellikler hakkında bilgi verdikleri yıllık bir etkinlik. Her sene oluyor ve yeni özellikler tanıtılıyor. Geçtiğimiz sene yani 2022'de de bomba bilgiler verildi. 2015 RDC'si ise yapılan ilk RDC etkinliği. Wiki'ye göre daha bu zamanlarda UGC'nin sinyali verilmiş ancak UGC ismiyle bize ilk sunulduğu tarih 2019. Bu sene yapılan RDC'de bu çılgın fikrin temelleri paylaşılmış ve en yakın zamanda da başlayacağına dair mesajlar verilmiş. Aynı sene içerisinde tarihler 15 Ağustos 2019'u gösterdiğinde ise herkese açık şekilde UGC konsepti açılmış. İşte hikayemiz burada başlıyor. Ekranda gördüğünüz şapka ilk resmi UGC ürünü ve bundan sonra gayet güzel UGC örnekleri çıkmaya başladı. Daha ilk günden feci satış rakamlarına ulaşıldı ve çok net hatırlıyorum, zamanın yabancı YouTuberlarının neredeyse hepsi bu özellik hakkında videolar yapmaya başladı. Bu sistem herkese açık olarak açıldığında 68 tane tasarımcıyla beraber bu sektöre girildi. Yani eski UGC ürünlerinin çoğu şu anda ekranda gördüğünüz kişiler tarafından yapıldı. Eski dediğim ürünler de bilinmedik ürünler falan değil. Zamanında çok fazla kullanılan klasiklerden oluşuyor. Yine size örneklerini gösteriyorum. Çok büyük bir ihtimalle çoğunuz bu eşyaları daha önceden görmüştür. İşte bu zamanlar bence UGC'nin prime dönemleriydi. Gerçekten de dönüp baktığınızda Roblox'un ürünleri UGC'nin yanında bariz bir şekilde çöp kalıyordu. Evet, çöp kalıyordu. Ve bir sene içerisinde yani 2020'de UGC artık tamamıyla Roblox'un parçası haline gelmişti. 68 tane tasarımcı. Sınırsız içerik üretiyorlar. Günden güne daha da efsane ürünler karşımıza çıkıyor. Başlarda para konusundan ziyade daha çok nasıl güzel bir ürün yaparım diye düşünüyordu ama bir dakika. Evet. Para kazanabiliyorsunuz. O zamanlarda bir ürünün satış miktarı herkese açık gösteriliyordu. Eylül ya da Ekim 2020 gibi kaldırıldı ama bence iyi bir özellikti. Evet, dediğim gibi satış rakamları herkese açıktı ve bu sayılara bakarak UGC tasarımcılarının ne kadar kazandığını anlayabiliyordunuz. Ama sayılar olağanüstü seviyede. Mesela şu basit çemberi ele alalım. Bu ürünün satış oranlarını Roblox'un resmi olmayan wikisinde görebiliyorsunuz. Yani satış sayılarının kapatılmasından önceki zamanlarda ne kadar satıldığını. 23 Eylül 2020'de bu rakam 395.940'mış. Ürünün fiyatı 100 Robux. Roblox %70'ini alıyor, yani yapınca 30 Robux kazanıyor. Satış rakamıyla kazandığı Robux'u çarparsak kazandığı Robux sayısını 11.878.200 olarak görüyoruz. Ve bu Robux miktarı 23 Eylül 2020'ye kadar olan kazancı. Bu tarihin üstünden neredeyse 3 sene geçti. Ve bu sadece bir tane ürünü. Olayın çılgınlığını anlamışsınızdır. Bu kadar deli paralar dönerken hali hazırda 68 yapımcının yanına yeni kişiler beklendi. Evet, Roblox'un Star Program adında bir grubu var. Bu gruba içerik üreticileri alınıyor ve bu içerik üreticilerinin izleyicileri bu kişilere destek verebiliyor. Örneğin Robux alırken içerik üreticisi koduna girip bir miktar Robux'un da sevdiği YouTuber'a gitmesini sağlayabiliyor. Ve tarihler 9 Aralık 2019'u gösterdiğinde UGC özelliği Star Program'ındakilere açık hale geldi. Ve evet, haliyle YouTuber'lar da bu özellikten yararlanmaya başladı. Aklınıza gelen yabancı YouTuber'ların çoğu kendi ürünlerini çıkarmaya başlamıştı. Genel olarak omza konulan şu küçük figürleri mağazaya koyuyorlardı. Sonralardan normal eşyalar da yapmaya başladılar ve sonra UGC'nin ilk kırılma noktalarından biri yaşandı. Bu papağan satışa sunuldu. Bunda ne var? Yani gayet normal bir ürün. Hayır, değil. Ant isimli bir YouTuber kataloğa bu ürünü yüklüyor ve ilk günlerden kaos başlıyor. Bu papağan çıktığı hafta içerisinde satıştan çekildi. Bütün Twitter ve bütün YouTube'da olay oldu. Çünkü bu papağan çalınmış ve uğraşılmamış bir üründü. Roblox'un kendi yaptığı şu papağanın modelini aynen alıp üstüne düz bir sarı renk eklenmiş haliydi. Ve modelin çalındığı ürün bir Limited ürün. Yani bu YouTuber hem bir Limited'ın kopyasını çalmış hem de eforsuz bir kaplamayla satmış. Bu bir para tuzağı.
ve her ne kadar normalde gözükse bu UGC'nin ilk büyük sorunuydu. Buradan itibaren kabul edilen 68 tasarımcıda da çeşitli sorunlar görülmeye başlanmıştı. Sonuçta UGC yapma şansı olan biri bu özelliği fanlarından para koparmak için kullanıyordu. Diğer UGC tasarımcıları Enayimi'de ürün yapmaya uğraşıyorlar. Bu 68 yapımcının ürünlerinden sorun yaşayan en ünlü ürün büyük ihtimalle şu gördüğünüz üründür. Hatta ürünü bırakın, bu yapımcı direkt olarak çok fazla sorun yaşadı. Ancak şimdilik bu ürünü ele alalım. Yani ilk bakışta size de tanıdık geldi mi? Yani sanki bir ürüne benziyor, değil mi? Evet. Aynı şeyin lacivertini de burada yaşıyoruz. Bu gördüğünüz ürün büyük ve mavi bir kafa. Yapımcımız bu kafayı 400 Robux'tan satışa koyuyor ve satıştan kalkana kadar 70.250 kez satılıyor. Basit bir hesapla bu üründen 8.430.000 net Robux kazandığını söyleyebiliriz. Artık iş yavaş yavaş çığırından çıkıyor. Tarihler bu sefer 30 Eylül 2020 gösteriyor. Roblox Dev Forum'unda yeni bir paylaşım yapılıyor. UGC'ye kabul başvuruları. Kabul edilen ilk tasarımcılarda bile sorunlar görülmeye başlanmasına rağmen bunun üstüne daha da mı insan alınacak? Evet. Evet, aynen öyle olacak. Dev Forum sitesine tıklanılabilir bir link olduğunda yanında tıklanan sayısı gözükür. Benim baktığım tarihte bu sayı 80 bin. Ancak forum kapatıldıktan sonra tıklayan veya tıklayıp katılmayanların sayısını çıkarırsak en az bir 10 bin kişi UGC'ye kabul başvurusu yapmıştır. Yani sanırım. Tamam, sayı bu kadar olmayabilir ama inanın bana asla azımsanmayacak bir rakam değildir. Bu forumdan sonra haliyle UGC'ye kabul edilen kişi sayısı çok fazla olacaktı. Ki öyle de oldu. Ve bu haliyle yeni sorunların oluşmasına yol açtı. İnsanlar projelerini birbirlerinden çalmaya başladı. Öyle bir iki değil, bir sürü birbirine benzeyen ürün piyasası oldu. Bir tane üründen parayı koparmak için aynı ürün 90 tane renk seçeneğiyle tekrar kataloğa eklendi. Bu aslında büyük bir sorun. Hadi renk seçeneği falan diye düşünüyorsunuz, bir sorun olmayabilir diyebilirsiniz. Bu para tuzağı demek. İnternetten videolarına bakın, Wiki'de bile söyler bunu. Uğraşılmamış ürünler piyasaya sürülmeye başlandı. İnsanlar birbirlerinden çalmayı da üst seviyeye taşıyıp artık limited'ları kopyalamaya başlamıştı. Bu ekranda gördüğünüz ürün kopyalanan limited'lardan sadece biri. Evet, içinden çıkılamayan bir durum. Şimdiye kadar abarttığımı düşünebilirsiniz ki evet, haklı olabilirsiniz. Çünkü bu olaylar başlangıç. Anlattıklarımın yaygınlaştığı bir UGC dönemi daha var. Oraya birazdan geleceğiz. O dönemden önce UGC'nin bir duraksama dönemine giriyoruz diyebiliriz. 2021-2022 aralığı. Az önce anlattığım tarzda olaylar arada yaşanmaya devam ederken YouTuberların ürünleri azaldı, oyun yapımcıların ürünleri artmaya başladı ve en güzeli ne biliyor musunuz? Çıkan ürünler harbiden kaliteliydi. Olaylar olurken kaliteli ürünler de çıkıyordu. Çok mantıklıca düşünülmüş ürünlerin yanında profesyonelce dizayn edilmiş ürünler de vardı. Hep olay olmuyordu yani. Ha bir de unutmadan söylemek lazım, şu milyarlarca birbirine benzeyen saç stili var. O popüler saç stillerinin çoğu da bu dönemde çıktı. Yani Slenderların bu 20 tane saçı birbirine karıştırması ve kocaman bir maskeyle suratını kapaması da bu dönemde başladı. Ama dediğim gibi kaliteli ürünler de azımsanmayacak düzeydeydi. Onun dışında bir de 3 boyutlu kıyafet sistemi geldi. Roblox'u Roblox'luktan çıkaran güncellemeler bunlar. Kötü biliyorum ama asıl olay 2022'de başlayacaktı. Geri dönüşü olmayan bir olay. 7 Eylül 2022. UGC kabul başvuruları tekrar açıldı. Sonsuza dek. Sonsuza dek mi? Nasıl yani? Evet, sonsuza dek. Yani başvurular kapanmayacak. İstediğiniz zaman başvuru yapabileceksiniz. Eğer Blender kullanmayı biliyorsanız ve projelerinizi iyi anlatan bir portfolyo hazırlarsanız, formda belirtilen şartlara uyup formunuzu gönderdiğinizde UGC'ye katılmak için büyük bir adım atmış oluyorsunuz. Ne zaman cevap alınır onu bilemiyorum. Belki aylar sürer, belki 3-4 hafta. Bunu belirten bir yazı veya video yok. Ancak UGC başvurunuz kabul edilirse tebrikler. Çünkü artık kataloğa istediğinizi ekleyebiliyorsunuz. İlk günlerden başvurular atılmaya başlandı ve sonraki zamanlarda çok ama çok fazla insan UGC programına katıldı. Şu anda bu sayının ne olduğunu bilmek zor. Ancak bu duraksama döneminde söylenen bir durum daha var. Artık gruplar da UGC ürünü yükleyebiliyor. Yani sayı olarak net bir şey söylemesek de inanın binlerce kişi artık bu işin içinde. Ve doğal olarak bu kadar insan varken bu insanların kurallara uyup uymadığını denetlemek bir hayli zor. Daha ilk zamanlardan sorunlar başlıyor çünkü. İnternette de o zamana dair bir sürü video bulabilirsiniz ama dediğim gibi az önce bahsettiğim sorunlar artarak devam ediyor. En iyisi ben size örneklerini tekrar göstereyim. Sıkı tutunun, başlıyoruz. Normalde forumda iki boyutlu yüz eklemenin yasak olduğu söyleniyor. Ama evet, kesinlikle yasak, aynen. Yüz eklenip kurallar çiğneniyor. Bu yetmezmiş gibi çoğu limited yüzde ucuza ekleniyor. Hani zamanında o yüklenen uğraşılmamış altın papağan var ya, ona şükretmemiz lazımmış. Nasıl oluyor bilmiyorum ama ondan da beter oluyormuş çünkü. Uğraşılmamış ürünlerin haddi hesabı olmamaya başlıyor. Adam kendi hamsterının fotoğrafını kübe yapıştırıp satmışlar. Şaka gibi gerçekten. Hatta bu videonun yüklendiği tarihteki son 2 ay içerisinde limited'ların birebir kopyaları bypasslanmaya başladı. Örneğin bu limited'i ele alalım. Bunu bypasslayan arkadaş ilk olarak kırmızı bir elmas UGC'si yapmış. Sonra da bir gezegen UGC'si yapmış ve bunların ikisini beraber takınca bu limited Fedora'nın tıpkısının aynısını elde edebiliyorsunuz. Bunda kalmayıp bunun renk seçeneklerini de yapmış arkadaş. Ve sadece Fedora'lar bypasslanmamış. Hazır olun, şimdi size son 2 ayda bypasslanan limited ürünlerini göstereceğim. Kok
Komik olan ise Roblox'un "aa bilmiyorduk, silelim bari" dediği ürünü geri yükleyebiliyor olmanız. Adam silinen ürünün aynısını birkaç güne geri yüklemiş. Her şey rezil gidiyor. Daha ne kadar batabilir? 5 Nisan 2023'te UGC'lerin limited olarak satışa sunulabileceği haberi duyuruldu. Her ne kadar baştan mantıklı bir fikir gibi gelse de bundaki büyük sorun ise para tuzağı. Sırf limited diye saçma sapan bir ürüne 10k Robux yazılabiliyor mesela. Ve insanların da UGC limitedleri hakkında tartıştıkları konu bu. Para tuzağının engellenmesi için yasaklar getiriliyordu. Şimdi Roblox buna izin veriyor. Gelecekte insanların işine yarayabilecek bir özellik olabilir ancak bu özellikle beraber UGC eski amacından da çokça uzaklaştı. Ekranda gördüğünüz Twitter hesabında UGC ile alakalı sorunlar paylaşılıyor. Ve neredeyse her gün bir olay oluyor. Her gün. Üstüne üstlük bu UGC limitedlarında başka bir limited'ın çakması da satışa konuldu. Ve Roblox bu sefer buna bir şey demedi. Yani UGC artık resmi olarak kuralsız bir programa dönüştü diyebiliriz. Siz ekranda UGC'nin saçmalıklarını görmeye devam ederken söyleyeyim. Bu durumdan sadece ben şikayetçi değilim. Bütün internet şikayetçi. Twitter'da, YouTube'da UGC ile alakalı çok fazla olay görebilirsiniz. Evet, Prime zamanları gerçekten iyi olan bir program UGC ancak an itibariyle her gün olayın yaşandığı, kuralların çiğnendiği bir alan haline geldi. Biliyorum Roblox çalışanları her zaman platformun daha ilgi çekici olmasını hedefliyor ama nasıl oluyorsa olsun hiçbir zaman başarılı olamıyorlar. Video başında da söylediğim gibi ben de düne kadar UGC hakkında bilgisizdim ve sorun olmadığını düşünüyordum. Ancak araştırınca gerçekten UGC'nin Roblox'a büyük sorun getirmeye başladığını fark ettim. Her araştırmamda daha ilginç sıkıntılar çıkıyor, daha farklı problemlerle karşılaşıyorum. Şu anda internet üzerinde çok yüksek bir kesim UGC'nin bu durumundan memnun değil. Hatta biliyor musunuz, yakında Roblox da aynı düşünebilir. Kurallar, yasaklar çok daha sert bir şekilde artabilir. Bundan sonra nasıl düzeltilir bilmem ama şunu artık net bir şekilde söyleyebilirim. Çok geniş bir konu olduğundan herkesin farklı düşünceleri olabilir. Lütfen yorumlarda siz de fikrinizi belirtin, okuyorum. Beğendiyseniz bir like atın lütfen. Dediğim gibi büyük destek veriyor. İsterseniz abone de olabilirsiniz ve videomuz burada bitiyor. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.